Evet, ses düzeneğimi hemen ayarladım. Bir aksilik olmamasına çalışacağım bugün. Biraz önce mesaj bölümüne detayları da yazdım. Bu haftalık hani model portföyümüzdeki hisselerle ilgili gelişmeyle beklentilerimizin ne kadarı gerçekleşmedi. Yapı Kredi herhalde bir ay içerisinde ya da 5 haftada 3. kez haftalık olarak %5 beklentisine ulaşıyor. Eğer Doğan da ulaşırsa o da ikinci kez ulaşmış olacak. Geçen haftaki ya da son 2 haftaki performansını düşünürsek Karsan Tekfen ve Emlak Gayrimenkul ise şu an için portföyün zayıf karnı gibi duruyor. Karsan'daki bilanço sonrası harekete dikkat etmek lazım. Çünkü dünkü gelen haberler sonrası güzel bir beklenti yarattı ama öncesinde tahmin ediyorum bir gün öncesinde bilanço beklenti satışları da gerçekleşiyordu. Nasıl özetleyelim? Şöyle özetleyelim. Dün sabah bir nebze kötümser başlayan piyasalar bu sabah biraz daha iyimser başlıyor. Yurt içi piyasalar için konuşmuyorum. Bizde kur sakin, faizler sakin, borsa yükselişine devam ediyor. Gerek zaman zaman bankacılık sektöründe gerek bazı özel kağıtlarla birlikte diyelim. Yani hisse bazlı hareketler oluyor açıkçası. Bu akşam tutanaklar var saat 9'da. Ayrıca bir veya birkaç özel televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızın da sesle ilgili bir sıkıntı yok gibi. Web versiyonu derinlik aracı kurum dağılım çalışması var mı? Cengiz Bey hemen bitireyim sorunuza cevap vereyim. Dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanımızın da bir canlı yayını olacak diyebiliyorum. Onun haricinde İngiltere ve Avrupa'dan enflasyon alacağız. Dün Powell'ın açıklamaları zaten daha önce de konuşmuştuk. Çok böyle daha akademik. İşte salgının devam ettiği, ekonomi etkilerinin bilinmediği, görülmediği başlığımı da bu açıdan attım. Ve özellikle de işte biraz da insanları güçlü yaptığına yönelik açıklamaları vardı. Ama özellikle gün içerisinde Amerika'dan gelen sanayi üretim verilerinin toparlama eğiliminde olması biraz daha böyle iyimserliği arttırmış gibi gözüküyor. Bu akşam tutanaklarda da şunu ifade edeyim. 27-28 Temmuz tarihlerinde yapılan toplantıda ne tarım dışı istihdam verisi ne enflasyon verisi %5,4 ya da 9 bin üstünde tarım dışı istihdam verisi ne de geçen cuma açıklanan Michigan Üniversitesi'nin yaptığı tüketici güveninin 11 puanlık düşüşü oradaki üyelerin görüşleri içerisinde yer almayacak. Aile Trader'la ilgili bir web versiyonumuz şimdilik mevcut değil. Derinlik konusunda da yeteri kadar bir sayıya ulaşmamız lazım. Şimdilik sadece anlık veri üzerinden bir çalışmamız var diye biliyorum. Yalnız kısa zaman içerisinde bizi takip edenler için bunu da söyleyeyim. Herhalde planlamamız Eylül ayı içerisinde olacak. WhatsApp uygulamamızı tamamen kademeli olarak kapatacağız. Yani buradan da ben bir ön bilgi vermiş olayım ve burada Aile Trader'de bütün paylaşımların eğer aplikasyon açık olması durumunda size oradan ulaştıracağız. Burada günlük hisse analizlerimiz ve özellikle de teknik kırılımlar, önemli fiyat hareketlerine doğru değişimler buradan anlık olarak size bir mesaj gibi bildirim kanalında paylaşılacak. Tabii ki burada indirilme sayısındaki artışında belki yeni yılla birlikte derinlik versiyonunda eklenmesiyle birçok güncellememiz gereken konu da var. Çok uzatmayayım ama bunların da yapılması gerektiğini biliyoruz. Son hali değildir aplikasyonun ama geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla Cengiz Bey'in de sorusuna bu şekilde cevap vermeye çalışalım. Şimdi Alka hakkında diyorsunuz ama Cengiz Bey sabah konuşmuyorum ama hisseleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları isterseniz yarın öğlenki yayınımızda bakalım. Ben şimdi şöyle bir piyasalarla başlayayım. En azından bu yayınları sonradan seyredenler de var biliyorum. Yani kayıtlı kaldığı için bizim sitemizde. Şimdi dünya piyasaları koptu mu yayın? Devam ediyor. Güzel. Bakın burası dünkü değişimler, yani dünkü kapanışlar, şu an açık olan Uzak Doğu piyasası, Japonya, Hong Kong, Çin artı gözüküyor. Avrupa'da özellikle İngiltere ve İspanya'da bir nebze Fransa'da bir eksi, pardon İngiltere dedim. İngiltere artı bu orta sınıf FTSE'nin orta sınıf endeksinde bir hisseden onda endeks eksi. İspanya eksi, Almanya eksi ve Fransa eksi kapadı.
Ama İngiltere artı kapamasına rağmen şimdilik Amerika tarafındaki bu negatiflerin etkisini piyasalarda biraz görüyorduk. Bugün için daha pozitif olmamın nedeni de şu. Açık söylemek gerekirse bu sırada endekse görebiliyorsunuz, süper. Nedeni de şu açıkçası. Buradaki artılar, yani dünkü kırmızılar sonrası Uzak Doğu'dan sonra özellikle Avrupa tarafında ve Amerika'da kısmen artılar tarafında olmamız tehlike demeyeyim ama tedirginlik geçmiş değil. Çünkü neden? Onu da hemen şöyle özetlemeye çalışayım. Hala Amerikan 10 yıllıkları 1.20-1.23'lere doğru geriledi. Yani bir talep geldi. Bir yükseliş oldu 1.27'lere doğru. Yani bu bir riskin geçtiğinin emaresi olabilir kısa vade ama çok güçlü bir geri dönüş Amerikan 10 yıllıklarını da görmüyoruz. Yani Türkiye tarafında risk algısı Amerika'dan çok mu farklı? Bence çok farklı gibi gözüküyor. Yani şu an için özellikle para girişinin önemli olduğunu piyasada konuşuyorduk. Bizde CDS'lerde bir değişim yok. Şu an için 380'lere oturmuş durumdayız gibi gözüküyor. Şimdi gelelim. Burada MetaTrader veya işte bizim dolardan başladığımız yorumlara şöyle yapalım. Mesela bizim dolar TL beklentimiz içerisindeki gelişmelere baktığımızda şurada net bir şekilde şeyi görebilirsiniz. Yani para girişi, swap anlaşması, Merkez Bankası toplantısının geçmesi vesaire riskleri sıraladıktan sonra yani şu bir gerçek ki 8.80 bizim yukarıdaki riskli bölgemiz gösteriyor. 8.20 de aşağıdaki iyimser bölgemize doğru gidişatı gösteriyor. 8.20-8.80 arasındaki tüm gelişmeler tamamen yatay bant içindeki gelişmeleri gösterebilir. 8.52 idi. 8.51-8.52 civarında bir 50 günlük ortalamamız var. Üstel bakıyoruz bunlara. 8.07'de de giderek yukarı doğru gelen bir 200 günlük ortalamamız var. Dolayısıyla kur tarafında bugün için 8.37-47 veya 8.38-48 arasında bir beklentimiz var. O da ne demek? Yani şurası, bakın şu kırmızı çizgiyle şu kırmızı çizgi arasında kalmaya devam edecek bir kur beklentimizden bahsedebiliriz. Parite çok kritiktir. Çünkü burası Mart 31 olması lazım. Mart 31'de ya da 30-31 neresi derseniz bu ayın 3. ayında gördüğü dip seviyeye tekrar geldi. Hatta aynı hafta içinde diyelim, işlem haftası içinde olmasa da işlem günü içinde neredeyse 2 haftalık periyotta, yani 7 gün içerisinde ikinci kez, hatta dördüncü kez diyelim, 1.17 seviyesine yakın yerleri test ediyor. Dolayısıyla dün bahsettiğimiz şu trendin altındayız. Hani neler oluyor diye, şurası bakın net ikili 1.18'de bir direnç yaptı. Şimdi 1.17 kırılırsa sıkıntı. Yani 1.17 kırılırsa öncelikle 1.16-15'e kadar, hani sonrasında da belki çizgilerimizi şöyle biraz uzatarak göstereyim size durumu. Sonrasında da büyük ihtimal şu bölgeler, işte 1.15'ler falan konuşulmaya başlanır. Çok net bir aşağı trend var paritede ve bugün 1.17.50'ler de tepki hareketi gibi görülecek. 1.17'nin altında alış tarafındaki pozisyonlar zaten varsa, hani stoplu çalıştırılan, çok uzun vadeye taşımak için ısrarcı olunmaması gerekiyor. Şimdi altında şu çizgiyi daha önce de göstermiştim, yani belki haftalıkta da vardı bilmiyorum. Şuradan gelen, yani aşağı yukarı işte 2070-1960 seviyelerinden gelen, ama günlükte biraz daha bizi şöyle, evet, göstereceğim seviye. Dolayısıyla bir belki 3. 4. teyidi diyebiliriz. Yani 1780'ler, 1780'lerin üstündeysek şimdilik tekrardan bu 200 günlük ve 50 günlük ortalamalar, yani 1790-1804-5 yukarıdaki şu trendimiz olan 1808'e doğru bir hareket olabilir. Şunu yapmalıyız bence. 1770 stoplu geri çekilmelerde alış yapılıyorsa 1800-1810 arasında bir kar realizasyonu, 1810'un üstünde yeni bir sayfa ya da 1770'in altında yeni bir sayfa açmak gerekiyor ama bugün 1780-1800 arası bir yatay, akşamki tutanaklara kadar bir altın beklentimiz mevcut. Dolayısıyla burada da gramın, şimdi kur konuştuk, ons altın konuştuk. Dolayısıyla burada da gramın her zaman söylediğimiz gibi 82-88 arasındaki sıkışık seyirinin bugün de devam edeceğini, aşağı 3 yukarı 3 TL'lik marjlarla
gün içi yüksek ve düşükleri sizlerin de takip etmesini en azından önerebiliriz. Tavsiye olmasa da burada petrol üçgenin dışında kaldı, yavaşladı. Aşağıdan bir trendimiz var. Yani şu kırmızı trendi galiba ya dün ya evvelsi gün çizdik beraber sizlerle. Hani bu tarafta da bir şey olabilir. Yani hani bu tarafta da bir kırılım 68-90 ya da 69'un altında kalırsak olur. Orada hemen 67-70 desteğini unutmamak lazım. 69'un üstünde de kalıyorsa bu 1 dolarlık 69-70 dolar arasındaki marjı düşünmek lazım. Yalnız burada net aşağı trendin bir nebze, tabii ki petrolde belki parite kadar hızlı beklemiyoruz ama devamı söz konusu gibi gözüküyor. Gümüş, eğer risk dünyanın büyümesi yönündeyse o zaman gümüşte de negatif algıyı, yani o hani gümüş tarafında kalacak pozitif korelasyonu biraz da altın tarafına doğru değişmesine neden oldu. Dolayısıyla gümüşte evet 23-20'ler şimdilik tutundu ve 24 hareketleri olmaya devam ediyor ama burada şöyle yapalım mesela beraber baktığımızda eğer bu artık bizim o sarkma zamanı yani şurası bir ana trendimiz olacaksa eyvallah ama şuradaki fiyatlamayı alacaksak baz yani o sarkmayı bir dışarıda bırakıp dolayısıyla bu trend içerisindeki belki şurada da ufak bir kamaya doğru dönüşün şeyi olabilir. Beklentisi oluşabilir. Çünkü bu tepeden de çizsek büyük ihtimal bu kamaya benzer bir durum söz konusu olacak. Yani evet 21 dolarlar 22.50'ler aşağılarda hala ama oralara gelmeden önce öncelikle bence 23.20 veya düz hesap 23 doların altı görülmesi gerekiyor. Eğer 23 doların altına gelmiyorsak yukarıda 24 dolar ve üzerine doğru bir hareket olduğunda yukarı doğru beklenti aynı altında 1780'de olduğu gibi sürdürmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik yatay bantta bir gümüş beklentisiyle harekete diyelim devam yönünde pozisyonların kontrol edilmesi gerekiyor. Evet sarı bölgeye şimdilik gelmedik doğrudur ama hiç gelmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla dolar endeksinde 93.30 üzerindeki o ilgi alaka artıyor. Geri çekilmeler olsa da hem 200 günlük hem 50 günlüğün üzerinde ki bu Golden Cross'tur. Bunun üzerinde devam eden bir dolar endeksi var. Bu da güçlü doların sinyalini bize vermeye devam ediyor. Dolar güçlüyse altın, gümüş bunlar ayrı senaryolar konuşabiliriz. Ama sterlin dolar 1.17.35 çok düzeltiyorum 1.37.35. 200 günlük ortalaması 50 günlük zaten 1.38-70'lerde kaldı. Dolayısıyla şurada çizdiğimiz trend çizgisinin de takibiyle birlikte mesela sterlin dolarda da bugün 1.37-20-1.37-70 arasında yukarı gidip gitmeme konusunda kararsız ama çok önceleri zaten yönünü bakın indikatör içerisinde şuralarda yani 39'larda hatta stokastikte belki de 89-50'lerde vermiş bir sterlin dolar var. Burada da yükselişler şimdilik tepki hareketi özellikle burada da 1.37'nin altında kalınması durumunda 1.36'lara doğru bir hareketi burada da euro dolarla birlikte 100 pips görebiliriz. S&P trendinde devam ediyor. Dün bir sert satış oldu ama burada bakacağımız yer 4.400-4.500 diyelim ya da 4.480 şimdilik bir toparlanma eğili var. Dolayısıyla bu aralıkta yani 4.430-70 aralığında bir S&P şimdilik görmemiz sürpriz olmaz. DAX'ta bir tepki hareketi 16.000 üstüne oldu. Bakın dikkat ediyorsanız dünkü destek seviyesi de güzel çalıştı 15.800. 15.800-16.000 arasındaki DAX hareketinde buradan devam etme beklentimizi yineyelim. Şimdi Fatih Bey yabancı yatırımcının gelmesi için uygun bir zemin var mı sizce yoksa bandı güçlü mü diyor. Fatih Bey hemen cevap vermeye çalışayım. Pala bizi perişan etti. Viyop'ta kısa pozisyonda kaldım. O hisse meselesine de resmi çekeceğim. Yarın öğleden sonra Cengiz Bey'e verdiğim sözle birlikte devam edeceğiz. Şimdi endeksi konuşacağız. Fatih Bey'in sorusuna da hemen burada endeksle cevap vermeye çalışalım. Önce buraya gidelim. Açalım ekranımızı. Buradan da buraya gelelim. Evet şimdi bu bahsedilen 1470 aslında şuradaki en yüksek gördüğümüz yer işte 1468.95 1400
69.470 diyelim. Şimdi paritelerde konuştuğumuz gibi biraz sonra bankacılık endeksinde de kısaca bahsetmeye çalışacağım. Burada bence 1470'in üstünde geçtiğimiz anda, kaldığımız anda bir 1500 beklentisi, belki de 1510 beklentisi oluşur. Dolayısıyla nasıl ki 1435'in üstünde altında bir 30 puandan bahsediyorsak, 1470'in üstünde de bir 30-35 puandan yukarı doğru bahsedebiliriz. Altında kaldı, geçemedi. Yine geri dönüşümüz 1435, yani o da 35 puana tekabül ediyor. Şimdilik bankacılık endeksi, ortalamaların aşağıda kalması, trendin yukarı kırılması, para girişinin sınırlanmaması yükselişin devamını getirir. Ama biz 1470'e bir, belki üçüncü kez geldiğimizde burada para girişi kesilir. Bilanço dönemi de perşembe günü bittiğini varsayarsak ki birçok bilanço açıklandı şimdiye kadar. O zaman siz burada 1450 çok kısa vade, sonrasında 1435 kırılımını gördüğünüzde artık biraz tekrar aşağı doğru mu dememizi şu trend, mavi trend çizgisini takip ederek oluşturacağız. Dolayısıyla sorunuzun cevabı, eğer para girişi devam ederse endekste bir sıkıntı olmaz. Bunu nasıl göreceksiniz? İşte takip ettiğiniz büyük hisse senetlerindeki para girişi, örnek veriyorum, işte Garanti, bankada ne bileyim Tüpraş veya Koç, Sabancı, Holding ve Petrokimya'da gibi veya Petkim. Hani buradaki değişimlere, yani endeksi 30 içindeki belki kafa 15 kağıda bakarak yapmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Buradan bence endeks üzerinden konuşuyorsak, en önemli değişkenlerden birinde bankacılık endeksi olduğunu düşünürsek, dün de bunu konuştuk. Bakın bu 200 günlük ortalama, yani 1310 diyelim, 1310 şurası. Bankacılık endeksinde önemli. Eğer bankacılık endeksi 1310'un üstündeyse 1363'e doğru yolu açılır. Bu da bize o bahsettiğiniz acı bağımı sorusunu ortadan kaldırır ve bence orada 1500 hareketi gerçekleşebilir. Olmazsa ya da bunun alternatif senaryosu ise en azından 1280'in, en kötü ihtimalle 1260'ın bankacılıkta aşağı kırılmasıdır. Veya 1310'un geçilmemesi 1470'in de endekste geçilmemesine neden olur diye düşünüyorum. Evet, benden bu kadar. Hızlı, güzel, aktif, seste ve görüntüde bir sıkıntı olmadığını düşünerek yaptığım bir değerlendirmedir. Lütfen aplikasyonla ilgili beklentilerimizi göz ardı etmeyin ve yazdığınız hisseleri perşembe günü saat 1'de beraber değerlendirelim. Bu Cengiz Bey'in dün söylediği temel analizle ilgili canlı yayınlarımız, eğitim videolarımız, teknik analiz videolarımızın daha uzun süreli olması ve kısa vadeli video analizlerimiz, yani haftalık videolarımız, günlük videolarımızı da Eylül ayında daha hızlı bir şekilde aktive etmek gibi bir durumumuz var. Neden Eylül dediğinizi de Eylül ayında büyük ihtimal anlamış olacaksınız diye tahmin ediyorum. Şimdiden herkese bol kazançlar, güzel bir seans, güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.